Bayanlar baylar, eve dönüş yolculuğunuza eşlik etmek için şimdi radyonuzda Sabah Tümer ve Kadir Çöpdemir. Efendim iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. İşte karşımda dünya güzeli bir hanımefendi. Burada efendim Sabah Tümer'in pozitif, insanın içine gıvış gıvış eden, bir rahatlatan, bir ferahlatan elektriğini. Efendim bizim ne o? Benim kendi pozitif elektriğimle buluşturup elektrik ediyoruz yani. Sizlere yansıtacağız, sizi evinize fevkalade güzel bir şey. Ay cuma şu anda çok trafikte var çok. Ama çok şükür ki cumartesi, çok. Pazar tatil. Çok. Falan. Herkes aman. İçin değil ama bazı. Herkes için değil ama gene de hani evet. Güzel bir şey, güzel ya bir duygu. Ya bu hafta sonu maraton var değil mi? Pazar günü hani bu galiba Avrasya Maratonu'nda da İstanbul Maratonu mu oldu? Büyük ihtimalle Avrasya Maratonu'da. Düşünür müyüz canım? Yok. Sabahcığım düşünürsün sen. Yok. Sabahcığım biraz bacakları açarsın, bir spor olur tatlım. Ben açıyorum, ben pilates yapıyorum, yürüyüş yapıyorum ama, şimdi ama bak, Avrasya dünyanın... Maratonu'nda değil. Avrasya değil, İstanbul Maratonu İstanbul'da olmuş. İstanbul'da da değil yani. Oo bak ben soralım, gel çocuğum, gel şu çocuğa soralım, gel çocuğum. Gel çocuğum. Çocuk kim? Yani çocuğum derken deve kadar da gel. Allah geldi, geldi. Gel. Yavrum. Ama her tarafını kapatmışsın bugün Duygu. Nasıl transfer? Nereyi kapatmış baksana? Daha ne yapsın? Neticede doğru. Bir radyo programcısı yani. Daha ne kadar açayım yani? Daha ne kadar? Duygu, Avrasya Maratonu İstanbul Maratonu mu oldu? Vallahi ben bu hafta sonu çalıyorum orada ama ne oldu bilmiyorum. Maraton var da. Gel benim yanıma gel, benim yanıma gel. Sen yani katılacağın maratonu mu biliyorsun? Duygu benden daha şuursuz yani. Ama koşmayacağım, çalacağım ben. Hayır, koşmayacaksın, çalacaksın. Koşanlara koşarak... mı çalacaksın? Koşanlara çalacağım. Kızım koşarak çalman gerekmiyor. Koşarak çalman gerekmiyor mu yavrum? Koşuyor ya millet. Sen sabit bir yerde mi çalacaksın? Ben sabit bir yerde çalacağım. Müzik yapacağım. Hmm, ne çalacaksın? Kalp çalarsın sen. Yok ne çalmamı istersen onu çalacağım. Hayatım sen çalacağını çal da bana şunu söyle. Bu Avrasya Maratonu değil mi bu eski? Herhalde öyle. Onun İstanbul olmuş artık. Ben alacağım kaç paraya kilo? Bakıyorum ya. Para mı alıyorsun? Bak dürüst. Çalacak bedava mı çalacak yani. Ya? Biz niye çalmıyoruz abi birisi bir şey çalacaksa? Sen yeterince para kazanıyorsun daha ne çalacaksın? Hayatım ne nasıl böyle maliye gibi çöküyorsun? Demin anlattı Duygu sen yoktun. Bir tuvaleti varmış. Fayans sayıyormuş dedim. O kadar büyükmüş ki fayanslar bile sayılmıyormuş böyle dönen dönen. Bir laf çok üzüldüm. Fatih'cim bipi hazırla. Bir laf anca bu kadar götünden anlaşılır. Ben dedim ne ki fayansların büyük dedim yani. Fayansların büyük. Yani büyük değil blok var dedim. Mermer blok yani. Olur düşün ya. Düşün yani mermer blok. Ya. Blok var. Mermer, ya ne ya 100 metrekare. Mermer banyo 100 metrekare ne olur. Mermer. Ne yapıyorsun? At mı koşturuyorsun? 100 metre yok başka bir şey koşturuyorum da şimdi burada söylüyorum. Bir gün buyur gel. Ha gör yani işte. Tuvalete çağır. İnsan bir yemeğe falan çağır. Sen neden sürekli benim hakkında konuşuyorsun Pascal'da falan? Yemeğe hayat. Çağır. Hayatım yüz... Yemek yiyince zaten tuvalete... Ha likidi ver likidi diyorsun. Ver likidi. Ver. Hayır ben su içeceksin. Su canım, portakal suyu falan. Evet ya işte ben eve tuvaletten başladım. Banyodan bütün parayı oraya gömünce yani diğer taraflar pek parlak değil onun için banyoda tekrar. Ben sana bir şey sorayım. Sen ne istiyorsun benden? Pascal'da benden bahsediyorsun. Sabah sen bu arada geçen neden benim pantolonun fermuarından bahsettiğini bir söyler misin? Ondan bahsetmişsin. Evet. Pantolonun fermuarı arkadaymış da. Ama arkadaydı değil mi? Arkadaydı. Onu arkadan mı açıyorsun? Ha? Fermuar arkadaş. Allah Allah çok garip. Sen hiç gördün mü arkadan fermuar? Arkadaydı fermuar. Sen gösterdin ya o gün. Gösterdim evet çok saçma ya. Ben ilginç diye. Bir de onun yanlarına atarsak daha kolay olur. Hemen yandan cık çekersin. Arkadan önden tak pantolon düştü. Anladın mı? Anlamadın değil mi? Ben sonra sana anlatacağım diye. Siz yemekte Duygu. Konuşun bu konuyu. Duygu çok tarsın. Bravo Duygu. Yalnız bu Duygu çok yemin et kuşamına bu kaç para kazanıyor bu kız ya? Maşallah de ya. Yemin et kuşamına. Ay çıkmamış. Sponsorlarım var. Çıkmamış sponsorları. Bize de bul iki sponsor Duygu. Duygu her gün gel bak adamın enerjisi değişiyor seni görünce. Bir Duygu'yu çok seviyorsun. Program falan renkleniyor. Süper FM dinleyicisi çok seviyor Duygu'yu. Sevmez mi ya sen evet, de seviyorsun. Baksana ben de seviyorum ama. Duygu'nun bir resmini sen mi koysak şuraya posterini? Sen de şöyle transparan seni de seveceğim ama. Kız işe geliyor mesaiye transparan yemin ediyorum. Böyle bir eleman sevilmez mi ya? Yani? Doğru. Şu doğru, sevilmez doğru. Mi? Doğru. Ben yönetime Duygucuğum başvuracağım. Duygucuğum bekliyoruz her gün canım. Canım bekliyoruz. Yönetime başvuracağım. Yemin ediyorum ikramiyesi prim eksik edilmesin bunun.
Çift dikiş. O köyde çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Sen kendinden yaşça büyük birine aşık ol. Şimdi laf lafı açıyor da artık yeter. Büyük geçen derken evet yani her genç kız gibi oldum tabii. Ama mesela böyle herhangi bir açılma durumu olmadı değil mi? Hayır yani hani benim dediğim yani lisede falan hani böyle genç aktörleri ya da böyle hocalarına falan aşık olur ya öyle bir dönem. Yani aşık olduk aslanlar falan öyle platonik. Peki hiç kendinden yaşça küçük birine? Ne kadar? Nasıl ne kadar? Yani kaç yaş küçük? Ben kaç yani. Aşık küçük birine? Ha, yani oldun yani o zaman. Yani aşık olma, hoşlanma diyelim. Ya, kaç yaş mesela küçüktü? Sen söyle. Kaç yaş küçüktü? Yani Flash Park'ına... Şimdi önce ben bir şey yapsam bana. Hı. Hani ne kadarlık bir yaş farkından bahsettiğini söyle. Ben de konuyu değiştirip değiştirmeyeceğime karar vereyim. 10 mesela. Messi sakatlanmış. Peki tamam 7. Uzaylılar Yalova'ya işgal etmiş. Çok güzel lan. Peki 5. Benim kaç yaşında olduğuma göre değişir o işte yani. Ya diyelim 30 yaşındasın. 30 yaşında birisi 25 yaşında birine aşık olabilir yani. Hı. Genç yaşlar ikisi de. Evet. Peki 40 yaşında biri 30 yaşında birine aşık olur mu? Olabilir. 40 genç bir yaş mı ki? Ya aslında genç sayılıyor değil mi? Genç artık. Ha, yetişkin diyorlar, genç diyorlar. Peki 30 genç bir yaşta ama değil mi? 30. Evet. 30 yaşında çok büyük avantajları var biliyor musun? Hani 25'ten 40'a kadar olan dilimdeki yaş grubuna aşık olabiliyorsun yani. Çok güzel. Şey geniş bir aralık. Peki devam edelim. Mesela 31 yaşındaki birisi... 25 yaşındaki birisine aşık olamaz mı? Olamaz, hayır. 41 yaşındaki birine aşık olamaz mı? Olamaz. Yani olur da biraz birlikte olmaları sağlıksız bir... Yani kafa olarak yakın değiller birbirlerine çünkü. Arkadaş ne zor matematik ama, bu ya. Yok be, olur. Hepsi olur, hepsi ya. Olur. Filiz Taçbaş demiş ki bak bu geyiğe buradan geldik. Ben çocukken... Ben de nereden, niye, nereye varacaksın diye merak ediyorum. Filiz Taçbaş biliyorsun. Tabii ki tanıyorum. Ha, tanıyorsun. Tanıyorum. Allah aşkına seni tanımadığın kim var? Programa geldi Filiz Taçbaş. Yavrum tamam bizim de geldi ya. Tanıyorum başka, yani ahbaplığın var mı? Ya telefonla konuşmuşluğum yok. Ama hani birbirimizi gördüğümüz yerde öpüşürüz, konuşuruz falan filan. Ortak bir arkadaşımız da var hatta. Ha bak bizim o yok. Öpüşüyoruz biz ama. Ben çocuk yaşta biriyle birlikte olup kendime sübyancı dedirtmem. Ama kendimden 10 yaş küçük biriyle olabilirim. 10 yaşa kadar ölçüm var demiş Filiz Taçbaş. İyi demiş. Kaç yaşın demiş Filiz? 39. 29 oluyor o zaman. Hmm. Olur mu? Olur. Olabilir de olmayabilir. Olur. Allah'ım ya bu ne kadar zor bir şey hesap abi. Kaç yaşında kendinden 10 yaş daha küçük biriyle birlikte olabilir ki Filiz yani? Yani 39'unda 40'ında falan olur mesela ama 30 yaşındayken ama atıyorum 27 yaşındayken 17 yaşındaki biriyle olamazsın mesela yani. Olamazsın. Olmaz. Olmaz. Ha böyle uymaz. Kaideler yani var. Uymaz yani. Ha, ruh dünyası uymaz. Uymaz evet. Ha. 17 yaşta yani 17. Çok çiğ kalır. Çiğ kalır. Anladım tamam peki. Yıllar, yıllar değiştiriyor biliyor musun Kadir? Neyi değiştiriyor? Yani bu yaş farkını. Ama seni hiç değiştirmedi yıllar. Öyle demiyorum. Ha. Yani hani ha aşağıya bakışı aşağı, değiştirir. Evet, aşağıdaki yaş grubu. Evet, evet. Mesela senin yaş grubuna geldikçe artık normalleşiyor 20 yaşındaki çocuklar. Mesela 35'teki 25'le beraber olabilir ama 25'teki 15'le olamaz gibi. Hmm. Ama şimdi senin tabii yaşında ki. Mesela 25 ile olur, 20 ile olur. Olur. 20 ile... 20 olmaz. Kafa karıştı. Olur 20... dedin, hayır. Olur dedin. Ama olur. Bak... Ben sus, hayır, tamam şarkı hayır, gir, olur dedin. Laf kalabalıklığı yapma laf bana. Laf kalabalıklığı. Olur dedin, 20 olur dedin. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Sabah, ölülerin üstünde taşımak ister misin yani? Kadir, yani hani bu cümleyi hazmetmeye için bana biraz süre falan vermen lazım. Tamam bekleyeyim ben. Ay çocuklar bir su falan alabilir miyim oradan lütfen ya? Ne oldu hayatım iyi misin? Yani biraz daha iyiyim şimdi evet. Ne var ki bunda cevap vereceksin cevabını alayım. Ölülerimi üstüme taşımak istemem Kadir yani. Bundan eminim ve son kararım. Peki ölüm bir pırlantaysa? Ya istediği kadar pırlanta gibi bir insan olsun. Bu benim için bile çok psikopatça bir şey yani. Aa yavrum yani senin için bile. Yani biraz macera perest bir ruhum olduğunu herkes biliyor. Sen de biliyorsun. Ya ben pırlanta gibi insan demedim ki. Pırlanta dedim hayatım. Direkt pırlanta. O ne ya? Abi bir şirket varmış. Bir şirket.
insanlara ölülerini yaktıktan sonra küllerindeki karbon atomlarını sıkıştırıp yüzük, kolye, küpe şeklinde pırlanta haline getirip taşıma imkanı sunuyormuş. Bunun için herhalde önce ölüyü yakman gerektiği bir dine falan mensup olman lazım zannediyorum ki. Yani İslamiyet'te ölüler defnedilmeli biliyorsun ki. Ya diyelim ki başka bir dine mensup bir sevdiğin arkadaşın var ve yakıldı yani. Hani ay var yine ya. De takamam ben öyle bir şey ya. Cinlerle perilerle büyüdük biz. Yatır diye bir şey var hatta. Ay binanın altında olunca falan korkuyoruz. Bir de üstünde mi taşı? Ama çok güzel yüzük yapmışlar bak. Senin arkadaştan bak mesela burada fotoğrafları var. Hani öyle böyle değil. Tarif çok güzel. Bakayım biraz. Böyle 5 tane büyük taş bak. Her bir kuzey yıldızı gibi parıl parıl. Gece evine girince ışığı yakmana gerek yok. O kadar parlaklar. Elin gözükmüyor güzelliğinden. Yani o kadar da büyük ki yani. Böyle yanlarında şey de var mı? Gümüş işlemelerde var mı taşları? Var var. Beyaz altın hatta. Ne diyorsun? Takarsın be kankayı parmağa. Ne diyorsun? Yani tam böyle ikna olacaktım ki hani bir anda şöyle kankayı o betimlemen var ya fikrimi tek yok yapamam yani. Ya bak vallahi tebrikler. Mantıklı bir kadın olduğunu kanıtladın ha. Teşekkürler Kadirci. Peki şirketin hangi reklam sloganını kullandığını biliyor musun? Hangi şirketin? Bu işlemi yapan şirketin? Evet evet. Karınızdan kol düğmesi, yeğeninizden broş, dedenizden küpe yapın. Reklam yüzleri de şey o hani Hannibal Lecter miymiş? O kimdi ya? Sessiz sessiz kuzuları yiyen abi. Olurmuş bak olurmuş gider. Çift dikiş. Çift sarılı yumurtadan çıkan program. Çift dikiş. Bak bu haber yurt dışına olup da bize bizde olmayan ama acilen olması gereken bir şeyi getirdi aklıma Sabahcığım. Batı'nın ahlaksızlığından bahsediyorsun. Yok be o gelmesin mümkünse bize bir süre daha. Senin aklına getirdiğine göre böyle bir şeydir diye düşündüm yok. De ondan öyle aşk, söyledim. Aşk olsun. Bak aşk olsun. Bu tüketici haklarıyla ilgili bir şey hayatım. Neymiş? Hani yurt dışında bazı ürünlerde özellikle gıda sektöründe aşırı büyük yatırımlar var ya. Evet. Kanunlarla sağlanan. Her şeyden çorbadan kıl çıkması gibi mi? Gibi yani. Ama daha büyük boyutlu. Mesela İngiltere'de yaşayan kadın marketten aldığı salatanın içinden bir bakıyor ki ne var salatanın içinde? Kertenkele. Piyango vurmuş abla ya. Ya dünyanın tazminatını alacak abla şimdi. Orada öyle yani insan sağlığına aşırı önem veriyorlar Kadir. Ya bizde o kadar mühim bir konu değilmiş gibi davranıyorlar işte. Halbuki bizde de var bu. Markete götürüp ya sizden aldığım salatanın içinden kertenkele çıktı desen adam kertenkeleyi içinden alıp çıkarıyor sonra başka yardımcı olabileceğim var mı diyecek neredeyse yani. Kertenkeleyi geçtim de bana sattığınız evin mutfağından 3 başlı dragon çıktı desen bile o mahallenin hayvanı falan diye bir şey. Hani boncuk falan değil isim de takarlar yani. Doğru. Bir şey yapmaz kovala gider falan derler. Doğru diyorsun. Yani gıda sektöründe değil böyle bir durum. Her yerde var diyelim değil mi efendim? Zaten yurt dışında da sadece gıda sektöründe titiz değil adamlar. Tabii. Mesela elektronik aletlerin kullanma kılavuzlarını gördün mü sen hiç? İnternette paylaşıyorlar bazen. Lütfen kendinizi kurutmayın diye uyarı oluyor mikrodalgalarda. Ama işte demek ki kurutan var sabah. Ya kurutanın olması bir şey değiştirmez Kadir. Demek ki kuruttuktan sonra kardeşim siz bunun üstünde kedi kurutmayın diye bir şey yazmamışsınız. Ne yapayım falan diye tazminat alan var belki de. Vallahi var, vallahi var demek ki. Ki bir tazminat da öyle 3-5 bir şey değil bildiğim kadarıyla. 3-5 bir şey ama milyon cinsinden yani. Hani 3-5 milyon falan civar. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya bu denlisi biraz yasayı suistimale girmiyor mu abi? Nasıl yani? Yani tamam mikrodalgada kediyi kurutmamak lazım işte be. İlla yazalım bunu manyak mısın böyle bir şey yapılır ama mı? Ama adam kurutmuş işte kedisini ve ölmüş yazık hayvan ya. O kurutanda da problem yok mu sence yani? Kedi için yazdık uyarı diyelim. Milyon tane hayvan var yani hepsi için yazacağız mı abi? Köpeğini de kurutma, hamsterını da kurutma, aslanı, kaplanı onu da kurutma, bunu da kurutma. Zaten aslanınız, kaplanınız niye var siz? Deli misiniz falan diye böyle 20 sayfa uyarı mı yazacağız abi? Mesela şeyde hani kuşunuzu asla kurutmayın. Hani kuşunuzu. Hmm. Evet tabii kurutmayın. Kuş kurumasın abi. Yani enteresan. Yani o konuda belki hani hiçbir evcil hayvanınızı kurutmayın yazarak kurtulabilirler işin içinden. Ama hani karşı tarafı niyeti bozduktan sonra kurtulamayacak bir şey bulur yani. Hani aletin içine atacak sonuçta. Doğru diyorsun. İşte o yüzden bunlara çok dikkat etmek çok hassas. Bizim yasa çıkarıcılarımız milletin de huyunu dikkate alarak hani suistimal edilmeyecek bir çıkartmaları lazım. Aynen öyle. Çift dikiş. Her şeyi çift gören program be ya. Aa.
marka olan üniversitelerde okumak herkesin hayali değil mi Sabah? Ha, Oxford falan gibi mi? Hemen tık bak, ilk marka Oxford. Bak say desem mesela. Harvard var, Cambridge var, Yale var. Ya bak görüyorum, bu üniversitenin binaları bile tarih ya. Gittim ben Oxford'a, hakikaten tarih, bilgi, birikim. Gittin mi gerçekten? Hepsine değil de bir bazılarını gördüm yani. Oradan mı aldın kokusunu? Ya filmlerde falan da görüyoruz ya yani. Mesela o Harry Potter'ı çok severim ben. Hmm. Hani Oxford'da çekiliyormuş o. Ha öyle mi? Aa ne güzelmiş. Oxford'da mıydı onların okulun adı? Hmm. Ha Oxford mıydı o? Ha Oxford galiba. Neyse evet. Hogwarts mıydı ya? Cambridge'de İngiltere'de değil mi? Oxford'da, Cambridge İngiltere, Yale'la Harvard Amerika'da. Ama dünyanın ilk üniversitesi nerede biliyor musun? Nerede? Bizde abi, Harran'da. Aa evet, Diyarbakır'da. Bak Cambridge Üniversitesi'nin öğrencileri çok değişik bir yarışma başlatmış. O kadar okuyorsun orada, dinlenmek de lazım tabii. Neymiş yarışmaları? Popolarını yarıştırıyorlarmış. Ne? Bayağı bildiğin popo yarışması. Neyin argosu bu Kadir gene? Argo margo değil abi. Demişler ki en güzel popo kimde, bir yarışma yapalım görelim demişler. Ak popo kara popo hani meydana çıksın. Ay ne bileyim ne saçmalık. Bu yarışmayı başlattıklarını da üniversiteden yüzlerce, bak Cambridge diyorum, Cambridge. Yüzlerce öğrenci kendi affedersiniz popoların fotoğrafını çekip göndermeye başlamış. Nereye gönderiyorlar? Üniversiteye mi yani? Hani üniversite yetkilileri mi yapıyor bu yarışmayı? Ya öyle olsa ne acayip bir şey olurdu değil mi? Yani jüride mesela dekan var. Cambridge'in dekanı, rektörü, bölüm başkanı, profesörü. 278 Lucy'nin projesi gerçekten çok güzel. Sayın hocam ne diyorsunuz falan diyor. Ay ne diyorsun sen ya? Ya bir tanem, öğrenciler kendi aralarında yapıyorlarmış. Ama üniversite yetkilileri de gençlerin kendi aralarında özel hayatlarında yaptıkları bir eğlence, bir zararı yok. Yani karışmayalım biz demişler. Kim kazanmış peki? Vallahi ben siteye baktım. Bunların siteleri var. Şu an birincilikte bilmem ne ile bilmem ne yarışıyor, söylemeyeyim şimdi. Bana sorarsan tartışmasız Bella, bak söylemiş oldum ayağı ama sonuçta hakemler karar verecekmiş. Hep de girdim baktım buna yani değil mi Kadir? Ben haberci kimliğine baktım abi. Cambridge Üniversitesi gibi bir üniversite durmuş, öğrenciler böyle bir yarışma yapıyor. Bakmaz mısın buna ya? Kesin ha? Öyledir kesin. Tabii abi enteresan. Sen de gir bir bak. Bak. Ayrıca o öteki de Bella'yı her türlü ezer, ben de baktım o siteye. Ya ben haberci kimliğine mi baktım? Tabii ki haberci kimliğine baktım. Tabii biz öyleyiz, haberci kimliğimizle bakıyoruz. Çift dikiş. Çift dikişle günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya hazır olun. Çok enteresan bir bilgi var karşımda ve buna bağlı da bir haberden bahsedeceğim sana Sabahcığım. Tamam canım, dinliyorum. Aslında enteresan bir bilgi değil tabii, güzel bir bilgi. Dünyanın en çok bağış yapan ülkeler arasında ilk ondaymışız biz. Bağış yapandan kasıt ne yani? Gerçi bağışın her türlüsü iyi bir şey tabii ki ama hani tebrik edelim kendimizi o zaman. Zaten bu bağışın her türünü içeriyor. Yani kan bağışı, yiyecek, içecek, para, zor durumda olanlara, bilmem kırtasiye, şu bu, her şey yani. Ay çok güzelmiş gerçekten ha. Bu şey de çarşı grubu da çok bağış yapan sosyal gruplardan değil mi? Takip ediyorum onları ben. Bütün Türkiye'deki iş adamları örgütleri, sivil toplum kuruluşları, taraftar grupları hepsi çokça bağış yapıyorlar. Yani belki de hani taraftar gruplarından bahsediyorum. Hani ülkedeki futbolun nadir güzel taraflarından bir tanesi bu. Doğru. Bildiğim kadarıyla bütün milli piyango çekilişlerden, çekilişlerinden de veya kurumlarına giden belli bağışlar var ha? Ya onun dışında benim bildiğim sanatçılar var, konser yapıyorlar, albümden, filmden, gişeden kazandıklarını bağışlıyorlar falan. Çok güzel, güzel, güzel evet şey. Evet ya, çok haklısın. Güzel şeyler bunlar tabii ki. Hani bir içecek markasının bir reklamı geldi aklıma. Şey diyordu, bu dünya aslında o kadar da kötü. Ay çok bir güzel reklam değil. Ha, bankalardan zimmetine para geçen her kişiye karşılık tanımadığı bir insana kanını veren 50 bin kişi var falan. Ay böyle çok güzel. Yüz atıyordu hatta. Böyle insan tatlı bir gözleri doluyor değil mi? Ay gerçekten de öyle. Şimdi bak sana yine de çok enteresan bir bağış kampanyasından bahsedeceğim. Bizim ülkemizden mi? Yok, Amerika'dan. Neymiş? Kardashian ailesini biliyorsun değil mi? Yani hani niye olduğunu bilmediğim bir şekilde biliyorum kendilerini. Evet. İşte o ailenin kızları ordu gazilerine gelir toplamak için bağış kampanyası düzenlemişler. Aa, ne güzel bir şey bu şimdilik yani. Niye şimdilik dedin? Yani çünkü hani seni biraz tanıyorsam bu haber burada bitmeyecekmiş gibi. Haklısın, çünkü bu bağışta kullanılmış iç çamaşırlarını yıkamadan satarak kazandıkları paradan yapacaklarmış. Yani sapığın manyağın parasını Amerikan ordusu gazilerine verecekler. Ha bir çeşit Robin Hood'luk yani. Arkadaşım ne Robin Hood'luk bu ya? O zenginden alıp fakire veren halk kahramanı ya.
Ya bunlar sapık, ay yani bunlar hiç normal bir şey yapmıyorlar abi. Hakikaten ya, sana böyle bir teklif gelsin sabah, deseler ki Sabah Hanım iç çamaşırlarınızı kullandıktan sonra yıkamayın, o halde bırakın, verin satalım, parasını hayır kurumuna verelim. Ya bence böyle bir projeye teklif etmek bile suç olması lazım yani. Hani çok büyük, yani çok büyük bir gelir bile sağlanacak olsa yapılır mı bu ya, saçmalama. Zaten böyle bir proje için illa sana gelmelerine gerek yok, bana gelseler de olur. Çift dikiş. O köyde çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Müge Anlı adli bir başarıya daha imza atmış sabah. Hadi ya, yine bir suç mu ortaya çıkarmış? Bu sefer daha komplike bir şey çıkarmış. Cinayeti itiraf ettirmiş. Nasıl? Canlı değil mi Müge'nin programı ya? Evet, canlı yayın. İşte adamı nasıl bezdirdiyse adam itiraf etmiş canlı yayında. Ben öldürdüm. Hadi be, ben mi öldürdüm demiş adam. Yahu lanet olsun, tamam bendim, yeter artık bu çileyi çekemem. İçeride yatarım paşa paşa demiş canlı yayında. Belki böyle demiştir, bilmiyorum. Vay be, helal olsun Müge'ye. İllallah etmiş de olabilir ha. Ya belki de programdan çok sıkılıp da yok, ama yani gerçekten helal olsun, ben çok takdir ediyorum Müge'yi. Bak şöyle olmuş, Sevda adlı kadın birlikte olduğu Medet'in öldürülmesiyle ilgili olarak Medet'i Hasan öldürdü diye bir cümleyi ağzından kaçırmış. E Hasan? Hasan da stüdyodaymış zaten bu esnada. Yok artık. Tabii. Polisler de tak diye stüdyoya gelip Hasan'la Sevda'yı götürmüşler. Ha, polisler de izliyormuş demek yayını. Tak diye geldiklerine göre. Biri hemen bir ihbar da etmiş de olabilir. İzliyorlar da olabilir. Başka bir ihtimal yok. Ay Hasan'ın o halini bir düşünsene. Ya kendisi henüz yargılanmadığı için suçluymuş gibi konuşmayalım tabii, ama yani eğer Hasan'sa bunu yapan canlı yayında sevgilisinin böyle bir şey yapması da gayet acayip bir durum değil mi? Yani üzülmesi için başka sebepler var Hasan'ın bu olaydan öncesi ve... Peki onu bunu boş verdi. Bu bir televizyonculuk başarısı mı sence Sabah? Müge'nin yaptığı mı? Ha, yani kadın adamı tuklatmış canlı yayında, her Müge'nin şey... Müge'nin yaptığı program gerçekten yıllardır yapıyor program. Bence büyük bir televizyonculuk başarısı, aldığı reytingle dizilerle falan birebir gidiyor ya. Ben çok takdir ediyorum yani kendisini. Yani CSI Müge diyebilir miyim? Ne istiyorsan de, ben hani iş olarak söylüyorum, yaptığı iş olarak gerçekten çok takdir ediyorum. Tabii CSI diyemeyiz çünkü Müge'de olay yeri araştırma falan yok. Direkt illallah ettirme yöntemiyle suçu itiraf ettiriyor değil mi? İllallah ilk defa ben böyle bir hani itirafı duydum, ama birçok şeyi de çözüyorlar. Bayağı polisle falan da işbirliği içerisindeler bildiğim kadarıyla. Ben önce kast olduğunu düşünüyordum ama galiba bu değil yani, gerçekten gerçek kişiler. Yok değil ya mi? Baksana polisler falan basıyor stüdyo, gerçek kişiler, oradaki bütün olaylar gerçek, öyle kast olur mu? Bir gün Müge Anlı'yı konuk edelim, bunu konuşalım ya. Ha? Aslında bizim formatımıza uygun değil ama. Yaparız. E tamam, olur yani. Biz de ona bütün sırlarımızı anlatırmışız. Ha, biz de. Ya saçmalama, gelsin valla, inşallah gelir Müge. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Real dünyadaki süper kahramana en yakın kişi tutuklanmış sabah. Süper kahramanı en yakın kişi kim? Real dünyadaki, real dünya dediğin hani gerçek yaşadığımız yer değil mi? Tabii tabii, burası yani işte komple Mecidiyeköy, Aksaray, Dubai, New York. Kimmiş o kişi? Batman bin Superman. Tanıyor musun? Batman ve Superman'i ayrı ayrı tanıyorum. Batman bin Superman'i tanımıyorum. Yani tanışmadık da tanıyorum televizyonlardan filan. Ama ne diyorum ben ya? Üf. Batman bin Superman ne Kadir? Batman bin Superman bir internet fenomeni sabah. Twitter hesabı mı bu? Hayır ya, adamın gerçek adı bu. Batman bin Superman. Superman oğlu Batman anlamına geliyor yani. Arap mı bu? Arap değil ama Singapurlu bir arkadaş. 2007 yılında bu abinin kimliği internete düşmüş. Nasıl olmuş, nasıl ikna etmiş yetkilileri bilmiyorum. Ya da babası mı bu adı koydu bilmiyoruz ama abinin gerçek nüfus cüzdanında yazan adı buymuş. Süperman oğlu Batman. Aynen, aynen. Bu mu yani real dünyadaki süper kahramana en yakın kişimiz ha? Ne yapayım yavrum, elimizdekinin en iyisi bu. Ben de hani böyle çok yardımsever, insanları kurtaran birinden falan bahsedeceğini sanmıştım. Ama onlar normal insan Sabahcığım. Bu adamın normal olmadığı konusunda kesin kanıt var ya. Tutuklanmış mı bu? Kendisi 23 yaşında Singapurlu bir genç. Singapur'da İngilizce çok yaygın kullanılan bir dil malum. Nüfus cüzdanında Arapçanın yanında bir de İngilizce okunuşu yazıyor. Abinin Arapça adının çevirisi de Süperman oğlu Batman olarak yazılıyor, nasıl oluyorsa. Ama hırsızlık yapıyormuş ha?
Ha, ben karalama kampanyası diye düşünüyorum. Niye ya? Niye karalama kampanyası yapılsın ki? Yavrum, süper kahraman çizgi romanlarında, çizgi filmlerinde ya da filmlerinde hep öyle bir dönem yok mudur? Nasıl bir dönem? Yani işte süper kahraman yetkililer tarafından halka kötü tanıtılır. İnsanlar sevmez, süper kahramandan korkar, nefret eder. Sonra süper kahraman herkesin gözü önünde öyle büyük bir ilk yapar ki, aa aslında bu çok iyiymiş denir. Sen bu Batman bin Superman'e aşırı bir anlam yüklüyor olabilir misin Kadir? Tek dayanağım ya şu an. Hayallerindeki kahraman ya. Yedirtmem ya ben bunu Singapur hükümetine. Aa sakin ol Kadircan ya. Bak o çocuk böyle bir çocuk diye göreceğiniz bak. Süper kahramana en yakın çocuk o. Dünyayı kurtaracak o ya. Neden tutuklanmıştı? Abisinin banka kartını çalmış, $400 indirmiş. Ama bu kesin bir komplo olmalı değil o zaman. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Çift dikiş.